efendim, nihai tüketiciler merak ediyor. TOGG'un T-Onix versiyonunda 350 ve 523 kilometre menzil var. Buradaki fabrika hayata geçtiğinde yeni nesil sistemlerle birlikte TOGG'un menzili artacak mı? Nasıl olacak? Çok güzel bir soru. Şimdi her şeyden önce bu bizim neden teknolojiye sahip olmak istediğimizi, hücre teknolojisi sahip olmak istediğimizi gösteriyor. Bakın bu gördüğünüz neredeyse bir çikolata paketi büyüklüğündeki hücremiz. Kesecik hücresi deniyor. Bunun içerisinde kimyası anodoyla katoduyla sizin aracınızın, bizim aracımızın ne kadar menzil olduğunu, ne kadar hızlı şarj edilebildiğini belirliyor. Dolayısıyla biz bunun teknolojisine sahipsek, biz o zaman kendimiz oradaki malzemeleri kullanarak menzilini artırmaya yönelik de kullanabiliriz veya şarjını hızlandırmaya yönelik de kullanabiliriz. Dolayısıyla birim hacmi her jenerasyona birim hacmi sığdırdığımız menzil artacağı için önümüzdeki dönemlerde bu 2025 olur, 2026 olur. Şimdiden kestiremiyorum ama bizimle beraber çünkü 2022'de bize ait olacağı için geliştirdiğimiz hücrelerin yeni teknolojileri bizim araçlarımızda görüyor olacağız. Bu da bize ayrı bir rekabet avantajı sağlayacak tabii ki. TOGG'u eleştirmek isteyenler 7 yıl batarya garantisini göz ardı edip batarya maliyetlerinin yüksek olduğundan 8 olması göz ardı edip ya ilerleyen zamanlarda çok yüksek maliyetler çıkıyor. Tabii bu tesis bu maliyetleri de düşecek değil mi efendim? Şimdi, maliyetlerin düşürmesinin yanında tabii şöyle bir gerçeği henüz daha göremiyoruz. Uzakta olduğu için kullanıcı olarak. Yani biz yatırımcılar bunu görüyoruz, biliyoruz. Şimdi, birincisi bataryalar 8 sene sonra çalışmıyor değil. Bataryanın hassasiyeti %100'den %80'in altına düşüyor. Belki yolunuzu hesaplarken size biraz daha huzursuzluk verecek boyuta indireceği için biz onu değiştirelim veya değiştirilsin tavsiyesini buluyoruz. Birincisi. İkincisi, o bataryaları hala kullanabilirsiniz. İkinci ömür, second life tabir edilen enerji depomada, yenilenebilir enerji depomasında, fotovoltaik varsa çatınızda veya rüzgar enerjisini kullanıyorsanız onların depolanmasında kullanabilirsiniz. Veya bunların geri dönüşümüyle, recyclingiyle içindeki değerli madenler tekrar hayata kavuşturuluyor. Dolayısıyla o ekosistemin içerisinde ayrı bir döngü var. Bunun üzerinde çalışan, bunun üzerinde şey yapan, emek sarf eden. Ama tabii 8 sene henüz dolmadığı için, Avrupa'da da henüz dolmadığı için bunun nihai sonuçları görülmediğinden kullanıcılar bunu direkt olarak hissetmiyor. Dolayısıyla sizin o bataryanız mı değerli olacak şimdi? Efendim şu anda izleyicimiz canlı yayında sosyal medyadan bize sorular aktarıyorlar. 177 bin kişi. Onlardan biri de bendim fakat nasip olmadım. 20 bin asil var. Bu 20 bin asil merakla bekliyor. Sizin bugün vereceğiniz güzel bir haberi. Ne zaman TOGG akıllı cihazlarına kavuşacak bu 20 bin kişi? Şimdi bu ayın sonundan itibaren teslimatlarımıza başlıyoruz. Daha önce de benzer bir şekilde bu ifadeleri kullanmıştık. Bizim buradaki özendiğimiz, önemli üzerinde durduğumuz konu biz beklediğimizin üzerinde bir sipariş aldık, talep aldık. Artı bunları çok kısa bir süre içerisinde, tabii geçmişte dönüp baktığınız zaman bunu anlatması kolay ama önceliklerimizi biraz değiştirerek, yani biz mesela bir NFT yarışmasıyla çıkıp daha sonra bir dijital yarışma yapacaktık ve daha sonra kura çekimine gelecekti. Böyle biraz alıştıraraktan dijital dünyaya. Araya malum deprem girdiği için biz daha önceki faaliyetleri ilk iki adımı iptal ettik ve böyle bir yola geçtik. Şimdi buradan aldığımız siparişleri tercihler doğrultusunda belli bir imalat sırasına ve öncelik sırasına koyup onların üretimine odaklanıyoruz. Ve bizim gibi yeni şirketlerin, yeni markaların hiç toler edemeyecekleri konu kalite sistemlerinden ödün vermek. Dolayısıyla biz baştan itibaren de söylediğimiz gibi verdiğimiz sözü tutacak şekilde adım 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 ilerliyoruz. Şimdi üzerinde son günlerde çalıştığımız konuyu da isterseniz paylaşabilirim. Yani bizim akıllı cihazımızın o akıllı cihaz tarafında özellikle yazılımları birleştirerek onların daha kolay kullanılabilir olarak düşünün, intuitif tabir ettiğimiz kısımlarıyla onlar üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla aldığınızda mutlulukla, keyifle kullanmak isteyeceğiniz, sizi sadece A'dan B'ye götürmeyecek ama bir yaşam alanı yaratacak. İsterseniz filminizi izleyeceğiniz, isterseniz alışverişini yapabileceğiniz, isterseniz video komünikasyonunuzu sağlayabileceğiniz bir akıllı cihaz hazırlıyoruz. Efendim, bakan Cumhurbaşkanımıza ve eşine öncelikle teslim ettiniz. Sonra da bakanlara teslim ettiniz. Biz de bir Bursalı olarak Mustafa Varank Bakanımız her gittiği noktada özellikle büyük bir ilgiyle karşılaşıyor. İstanbul'da Süleyman Soylu Bakanımız, Trabzon'da, Urfa'da her yerde büyük bir ilgiyle karşılaşıyor. İnsanlar bunu da heyecanla bekliyorlar. Siz bu görüntüleri izlediğinizde neler hissediyorsunuz? Yani insanın tabii ki mutlu olmaması, oradaki yüz ifadelerini gördükten sonra
konuşulanları dinledikten sonra mutlu olması mümkün değil. Gönül ister ki çok hızlı bir şekilde, daha hızlı bir şekilde, daha çok ve daha çok ve her yere bir an önce ulaşalım. Ama dediğim gibi ondan sonra olayın fiziksel sınırlarına ve kalite vurgusuna gelmek istiyorum. Birincisi o. İkincisi doğru, biz önce Cumhurbaşkanımıza, hanımefendiye teslimatımızı yaptık. 27 Aralık'ta daha Cumhurbaşkanımız ilk siparişini vermişti. 2019 yılında burada yine Gemlik'teki kampüsümüzün temel atma töreninde de aynısını söylemişti. Dolayısıyla ilk siparişimizi orada aldık. İlk teslimatımızı oraya yaptık. Aynı şekilde DMO da bizden ilk siparişi, 5 adet siparişi veren kurumdu çok önceden. Dolayısıyla biz aynı şekilde de aynı sırayla da devam ediyoruz. Peki efendim, 177 bin kişi. Bunun 20 bin asil, 20 bin yedek. Doğrudur. Yedekler 2024 başına itibaren kuraya girmeden bu araçlara, akıllı cihazlara İşte kavuşacaklar. Olarsın. Peki geri kalanlar, benim gibi geri kalan tüketiciler nasıl akıllı cihaza ulaşacak? Sizler için önümüzdeki sene kapasitesini artırmaya çalışıyoruz. Dediğim çerçevede. İnşallah bunu sağladığımızda da daha fazla tüketicimize, kullanıcımıza ulaşmış olacağız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Bursa'da TOK Gemlik Kampüsü'nde canlı yayın konuğumuz Sayın Gürcan Karakaş'tı. Söz şimdi tekrar merkezde.